Değerli dostlarım, merhabalar. Nasılsınız? Kral Çıplak'ta yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimin başlığını şeytan iş başına koydum. Dostlarım, olayı duyunca, bak bunu da benden bilecekler diyen şeytanın özne olduğu öykücük aklıma geliverdi. İnek buz ağısını doğurur. Köylü kadın, ahırda inekten ilk ağız sütünü almak için buzağıyı ince bir iple direğe bağlar. Bunu gören şeytan buzağının ipini çözer. Buzağı da annesinin memesini emmek ister. Kadın buzağıyı engel olmaması için iter. Bunu gören anne inek kadının yüzüne bir tekme savurur. Gürültüyü ve çığlığı duyan kayınpeder tüfeği kaptığı gibi ahıra koşar. Bakar ki gelin kanlar içinde yatmaktadır. Öfkeyle ineği vurur. Silah sesini duyan genç adam bir nefeste olay yerine ulaşır. Görür ki hanımı yerde, inek yerdedir. Babasının elinde silah vardır. Öfke ve hınçla babasını vurur. Yaptığı hatadan duyduğu pişmanlıkla bu defa da kendi kafasına kurşun sıkar. Olayı seyreden şeytan mırıldanır. Bak, insanlar bunu da benden bilecekler. Şeytan adı Amerika, dostlar. Ortalık yerde hiçbir şey yokken İstanbul'daki başkonsolosluğunu kapatıyor. Diğer batı 9 ülkeye telefon ediyor. Onları da konsolosluklarını kapatmalarını tavsiye ve telkin ediyor. Gerekçe terör tehlikesi. Bu konuda duyum aldıklarını iddia ediyorlar. Ellerinde somut hiçbir bulgu yok. Sadece tahmin ve inandırıcı olmayan duyum. Kendi kendilerine aldıkları bu kararla uluslararası bütün protokol kurallarını da çiğniyorlar. Öğreniyoruz ki kapatma sebebi olarak gösterdikleri terör örgütüne uluslararası çalışan ajanlar işbirliği teklif etmişler. Yani kendileri çalıp kendileri oynayacaklar. Bu işbirliği teklifini de Türk istihbaratı zaten biliyor ve ilgili kişileri takip ediyormuş. Şeytan bu defa bak bunu da benden bilecekler diyemedi dostlar. Evet, diyemedi. Şeytan boş durmayacağını biliyoruz. Hem şerbetlendik hem çok şey öğrendik. Hem coğrafyamız hem maskeli dostlarımız. Her zaman teyakkuzda olmamız gerektiğini öğretti bize. Vesayetten kurtulmaya, sömürge zincirlerini kırmaya çalışıyoruz. Bağımsız, güçlü olmak şeytanın işine gelmiyor. Şeytan bazen ön, bazen arka planda oyunlarına vazgeçmiyor. Ayağa kalkmaya hazırlanırken bir tekme daha yiyoruz. Ülke olarak seçim sürecine girdik. Kurt bulanık havayı severmiş. Onlara göre Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Adamların yüzyıllık planlarını gerçekleştirmeleri için en uygun iklimi yaşıyoruz. Kendileri için gerekli payandaların niteliğini açık ve kapalı mahvillerde zaten dillendiriyorlar. Bunu gafletli olmayan herkes biliyor. İstiyorlar ki Türkiye istikrarsız, güvenliksiz, ekonomisi zayıf, uluslararası saygınlıktan yoksun bir ülke olsun. Şeytan algı oyunları hiç bitmeyecek. Turizmde, ekonomide, siyasette, eğitimde, medyada ortalığı bulandırmaya, kirletmeye devam edecekler. Bataklığa niçin korktuğu, sivrisineğe niçin ısırdığı sorulur mu? Bütün kanalizasyonları yer altına almak bilinçli toplumların, güçlü yönetimlerin işidir değil mi dostlarım? Her türlü güç mücadelesinde bir tarafın galibiyetinin gerçek nedeni diğer tarafın zayıflığıdır. Şeytanı mutlu etmemektir asli görevimiz.
Hırsız içeride olursa kapı kilit tutmaz der atalarımız. Atalarımızın uyarılarını göz ardı etmememeliyiz. Fikirde, dilde, ülkede birlik abı hayatımız. Kör, sağır ve dilsiz üç kişi bir araya gelir dostlar. Dertleşmek isterler. Kör sağıra kendisini çok sevdiğini söylemek ister. Ancak sevgisini bir türlü dillendiremez. Dilsiz, körün çaresizliğini fark eder. Fakat körün sağırı sevdiğini kelimelere bir türlü dökemez. Üçü de birbirine bir şey anlatamadan ayrılırlar. O güzel duygu hedefine ulaşamaz. Pek çok iletişim ortamında kör, sağır ve dilsiz ilişkisinin yaşandığını gözlemliyorum dostlarım. Bu ilişki beceriksizliği toplumumuzu bir kurt gibi kemiriyor. Zayıf düşürüyor. Birbirine güvensiz kılıyor. Ve zamanla düşmanlaştırıyor. Şeytanın istediği noktaya getiriyor. Eskiden insanlar susarak anlaşırlarmış. Kalpten kalbe yol varmış. Sevgililer gözleriyle anlaşırlarmış. Gözdeki ışık yetermiş birbirlerini anlamaya. Nedense günümüzde değil kelimeler, cümleler bile yetmez oldu. Hatta yumruklar devreye giriyor. Karşısındakine anlama derdi taşımıyor kişiler. Eğitimdeki aşırı bireyselleşmenin getirdiği hastalık bu. Kişi yeter ki kendini anlatsın. Nasıl olursa olsun önemli değil bu. Bulutlu hava, kargaşa hali, gürültülü atmosfer. Kakofoni, şeytanın tam istediği durum. Sosyal medyayı zaman törpüsü olarak değerlendiririm. Ama ondan uzakta kalamam. Bir arkadaşım bir mecrada eğitimle ilgili düşünceleri paylaşmış. Ben de birkaç değerlendirme cümlesine katkı sağlamak istedim. Bir tıp profesörü bana cevap yazmış. Ben Türkçe öğretmeni olduğum halde niye perspektif kelimesini kullanmışım? Bunu bana hiç yakıştıramamış. Ben isterdim ki konuyla ilgili bir katkı sağlasın. Biz de kendisinden istifade edelim. Cevap verme gereğini duymadım dostlarım. İşi uzatmak istemedim. Bazen bağımlılık yapmasan korktuğum halde televizyonlardaki bu tartışmalara çok uzak kalıyorum dostlarım. Ve dostlarım evet bu programları takip etmiyorum. Diyaloglar son derece sığ, bilgiden ve sevgiden yoksun. Tartışmalar ufkumu açmadığı gibi içimi karartıyor bana. Ben bunları niye dinledim ki dedirtiyor dostlar. İlim sahibi akademisyenlerin, gazeteci veya araştırmacı sıfatıyla programda yer alan şarlatanlar karşısında derdini anlatamamaktan kaynaklanan çaresizliği gördükçe üzülüyorum. Ne yaparsın? Kalitemiz bu değerli dostlar. İnsan kalitemizi arttırmak zorundayız. Bilgi, sevgi, ilgi, hoşgörü, empati, idealizm, vatanseverlik, iyiliği emredip kötülükten men etme şiarı insan ve toplum kalitesini yükselten ilkelerdir. Değerlerdir. Her dönemde olduğu gibi özellikle şeytanların en aktif olduğu bu dönemde ruhumuzun bu gıdalara ihtiyacı var dostlar. Bu vitaminlerle beslenelim. Zamanı ve mekanı paylaşma kaderini yaşadığımız insanlara evet dostlarım. Bolca ikram edelim bunları. Dostlar, kötülerin gücü iyilerin zayıflığındandır. Ne dersiniz? Dostlar, yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Düşüncelerimizi paylaşırsanız dostlarınızla sevinirim. İyiliği de yaşatmış oluruz, yaymış oluruz. Hoşça kalın değerli dostlarım.